Sevgili dostlar, ne yaptık? Koronanın ağzını kırdık, domuz gribinin içinden geçtik, geldik. Ben üst üste nasıl olduysa ikisini beraber geçirdim. Herhalde ben tıpta tarih yazdım herhalde. Önce korona, üzerine domuz gribi geçiren bir insanım. Ha, domuz gribini nereden biliyorum? Daha önce geçirdim arkadaşlar. Ben 2015 yılında mı, 2016'da mı ne, ben domuz gribi oldum. 15 gün beni yıkmıştı, karantinaya falan almışlardı. O zamanlar Boyner'de çalışıyordum işte, lojistik kısımda hani falan. Kolilerin birinden bulaştı herhalde bana, bilmiyorum. Benim uzman lojistik sorunum vardı. Bir tek ikimize bulaştı zaten. İkimizin canını okumuştu o zaman. O domuz gribi de yeni böyle şeydi, salgınlı malgınlı böyle korkutuyorlardı milleti. Aa, öldürüyor mu öldürüyor, öldürmüyormuş yani. Ben oldum, ölmedim. Öleni de görmedim. İkisinin ağzını kırdım. Geldim buraya kameranın karşısına, sizlerleyim tekrardan. Kahvemi de aldım. Siz de alın arkadaşlar kahvenizi. Bu arada şimdiden bayramınızı kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Şimdiden Ramazan sonra eriyor. İbadetlerimiz bitti. Yani bitiyor. Daha bitmedi. Bitiyor. Ondan sonra hayırlısıyla bayramımızı da geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar attığınız mesaj için çok teşekkür ederim. Yani benim Instagram kilitlendi, açıkça söyleyeyim. WhatsApp'ım, yani numaram o kadar herkeste yok ama şöyle söyleyeyim. Yani ben WhatsApp'ta şeye baktım sadece artık. Ting 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 ting, sadece bildirimlere bak, göremiyorum yani, o derece aşağı doğru gitti. O kadar çok mesaj geldi, o kadar çok arama geldi, birçok mesaja yetişemedim. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Geçmiş olsun mesajlarınız, annemin halini soranlar, benim bir şeye ihtiyacım olduğunu soranlar. Ya ben şunu gördüm abi, şu kahve şey yapayım, dökülürse sen temizlersin dışarısı. Abi ben şunu gördüm, açıkça söyleyeyim. Biz ne olmuşuz biliyor musunuz? Biz böyle olmuşuz arkadaşlar bu kanalda. Onu size söyleyeyim. Yani biz öyle bir şeyiz ki, yani tır gelse o tır paramparça olur bu kanalı çarparsa. Şunu ben gerçekten gördüm. Attığınız mesajlardan, gösterdiğiniz ilgiden, alakadan. Hepinizden Allah razı olsun. Ayağınıza taş değmesin. Hepiniz çok kıymetli ve değerlisiniz. Ben bugün buradaysam, ben yeni bir softbox aldıysam, ben yeni bir kamera aldıysam, ben bunu düzenliysem arkadaşlar sizin için. Sizler bana kıymet veriyorsunuz. Ben de sizlere elimden gelecek kalite arttırmak için uğraşıyorum. Bu hafta da işte sizlere somatropin videosu çekeceğim. Yalnız oraya girmeden şunu demek istiyorum. Şimdi geçen senelerde falan, bende yine böyle atlet var abi, tamam mı? O zamanlar ben sivilce tedavisi yapmıyorum kendime. Niye yapmıyorum? Ya bırak vücut kussun lan, bastırma yani sivilceyi, anladın mı? Bırak kussun vücut, rahatlasın. Her zaman bastırmak iyi değildir sivilceyi. Yani kussun, rahatlasın vücut. O 2K testosteron, 2,5K enantat çıkım dönem var ya, vücut bir sivilce kusmuştu falan filan. Ondan sonra biz hani kanalda video çekmeye başladık falan. Şimdi arkadaşlar ben o zaman bir deney yaptım. Ben deney gözlem yapan bir herifim yani. Ben umurumda değil. Ben şunu merak ediyorsam. Ulan ben 2500 mg enantat vursam haftada ne olur? Ben gider vururum onu, anladın mı? Çünkü ben deney gözlem yapmayı seven bir insanım yani. Hani Ahmet bana o mu diyemez. Can gider yapar çünkü onu. O umurumda değil. Hastalık mı olurum? Yani gider hastalık olurum yani, çünkü umurumda değil. Benim için orada elde edeceğim data önemlidir. Ben orada ne tecrübe edeceğim? Çünkü ben bu işi seviyorum arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum yani? Hani sonunda ne olursa olsun atın ölümü arpadan olsun muhabbeti. Seviyorum. Ha, o dönem ne oldu? İşte 2,5K testosteron bastık. 3 hafta bastık değil mi? Sonra kestik mecbur. Jinekomasti falan muhabbetlerinden artık göğüsler böyle alev almaya başladı. Ondan sonra kestik. Ben kaç kilo bench girdim? 180 kilo bench press girdim ben orada. Ben 180 kilo bench press'i oynadım yani arkadaşlar. Ben normalde benim PR'ım 160'tır zaten. Değil mi? Natural 140. İşte ilaçta 160, 165, 170'e doğru zorlarsan belki 170 günündeysen yani PR'ım benim. O da yıllardır bench'te güç antrenmanı yaptığım için. Normalde ben 170, 80 kilo adamı tekiyim yani. Benim için çok iyi bir ağırlık. Ama 180'de oyun oynadım, gördüm, gözüm de korktu. Çünkü benim tendonum, mendonum ona hazır değil yani. Glukozamin kullanmıyorum, bilmem ne deka kullanmıyorum. Eklem sıvıları belli, beslenme kötü yani. Ama bir deneme yapmıştım. Neyse uzun etmeyeyim. İşte bir vücut sivilce kusu falan. Bir tane forum sitesi var, adını vermeyeceğim. Bu herkesin, klavye erkeklerin, çok fazla klavye çoluk çocuğun girdiği yer. Abi orada işte bir tane kel, işte vücudu sivilce içinde, bilmem kanalı boklama muhabbetleri aslında o zamanlar, anladın mı? Şimdi o zaman boklayanlar bugün özür diliyorlar. Yani, ha bu bir erdemliktir ama, şöyle bir şey. Neticede o yazılar hala da duruyor benim hakkımda. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Geçen günkü şey mi? Ha, bana bunu kimler atıyor? Ben forumlarımı gezmem, ben o kadar zamanım yok. Bana sağdan soldan geliyor, tamam mı? Yani sağdan, ya lan boş verin lan diyorum. Herif bana kel demiş, bilmem ne, lan beni nikahına mı alacaksın oğlum sen, ne yapacaksın beni? Bana mı nikah kıyacaksın? Bak rakiplerim var, dış sesin. adam benim kelliğime falan takmış, tamam mı? Benim vücudumun sivilce olmasına. Ulan oğlum sen haftada 2,5K enantat çakabilecek sahip misin? Bir dene bakalım ne olacak vücudun senin yani. İsteydim gider onun saçlarını tek tek cımbızlıyorlar. Ben bunu kendim yapayım. Ya yok oğlum. Ya çoluk çocuk vardı. Takılma gerek yok. Eşek kadar herifiz yani de. Şimdi benim demek istediğim, bak hitap iyi bir şey değil yani. Şimdi bir insana hitap ederken düzgün hitap etmek gerekir.
Şimdi kelmen. Ulan sen de kel kalacaksın. 30 yaşını bir geç bakayım ben sana. Buradan açılmaya başlayınca göreceğim ben senin kafayı da. O zaman da ben sana kel diyeceğim mesela. Anladın mı? E sen de bir zaman sonra sivilceleneceksin. Küre gireceksin kardeşim. Elbet kür yapacaksın. Sonra diyeceksin ki Can Hocam bana sivilce tedavisi uygular mısın? Yok. İşte o zaman sen de kel ve sivilceli bir adam olacaksın. Muhtemelen arkadaşın kendine özgüveni yok. İnsanları da kusur gördüğü şeylerle kendince kusur... Ya karakteri kötüymüş diyelim arkadaşımızın kendince yani. Kendince kusur gördüğü şeylerden vurmaya çalışarak kendi egosunu yükseltmeye çalışıp... Abi şu klavyeyi bana verir misin? Ezik aslında. Şu klavyeyi bana versene. Şu klavyeyi bana. Veriyorum zıt. Ver abi ver. Dış sesin. Ver sen bana klavyeyi. Ver. Çubuk da yiyebilir miyim? Yeme. Ses gelir. O kadar da abartmayalım canım. Ya bu zaten sohbet videosu olacak herhalde ya. Aynen. Arkadaşlar şimdi bakın beni şey düşünün. Küçük bir herif olarak düşünün. Tabii çok görünmüyor. Görünmüyor mu? Klavye arkadaşlar. Tamam. Loş'taki klavyesi. Şimdi şu öyle bir şey ki arkadaşlar. Yani bunu aldığın zaman insanlar kendinden geçiyorlar. Oğlum bu klavye yani. Bunu anladın mı? Burada her şeyi yapıyorlar. Adamın anasına küfrediyorlar, babasına sövüyorlar, bacısına sövüyorlar, adamın kendisine sövüyorlar bilmem ne. Arkadaşlar bakın bırakın bunları. Yani bu burayla dönmüyor. O yüzden kimse kimseye terbiyesizlik yapmasın. Ben başka şekilde o arkadaşa ulaşabilirim. IP denen bir şey var. O IP'ler sabittir arkadaşlar. Statik IP'yi çok nadir kişi kullanır. Şirketlerde kullanır. Sizler ne dersiniz ki ben bilmem ne kullanıyorum. Biz oradan o IP'yi bulur yani. IP çok zor bir şey değil. Allah'a şükür çok fazla bilişimde de dostumuz, abimiz, kardeşimiz var yani. Ama çoluk çocuk mantığı ulaşmıyoruz. Şimdi aldık canım klavye. Uygulama olarak gösterme özelliği var ya ben arkadaşlar onu da uygulamada göstereyim dedim. Tuşa basma bilgisayar oturacak şimdi. Onu da dedim uygulamada göstereyim. Şimdi şöyle bir durum arkadaşlar bakın. Ben bunları gülüp geçiyorum ama bir de şu yar. Neticede benim şahsıma ait hakaret içeren bir mesaj var ortada. Tamam mı? Ha bu mesaj geçen sene yazılmış. Böyle çok da umurumda değil. Yani bu sene yazılsa gene umurumda olmaz. Ama bir noktada o mesaj yıllarca orada kalacak. Şimdi beni tanımayan bir insan gidip o mesajı okuduğu zaman benim hakkında ne düşünecek? Doğru mu? Yani ne düşünecek? Adam gelecek diyecek ki ya bak bu herif böyle bir insanmış. Şimdi bir şey yazarken bir insan hakkında lütfen dikkatli yazın. O yazan arkadaşlara söylüyorum. Ben de şöyle söyleyeyim. Bir işte kel demeyle, bir bilmem sivilceli demeyle zaten senin hakkında kötü düşünecek birisi varsa o da onun... Ya demek istediğim o değil. Demek istediğim o değil. Yani şundan bahsediyorum. Yani sen klavyeden yazıyorsun da karşındaki yazdığın insanın da bir insan olduğunu unutma. Empati kur. Ha benim cevap hakkım var. Ben o forma girsem dağıtırım orayı. Yani ben şuradan rica etsem WhatsApp'tan arkadaşlar bir ricamla yemin ediyorum patlatırım orayı yani o form topini. Patlar yani orası. Anladın mı? O sebepten ötürü. Yani çoluk, özür dilerim. Çoluk çocuk muhabbetine gerek yok. Benim demek istediğim şu, bir insana bir şey yazıyorsanız, bir hakaret içeriği ediyorsanız, bunun sonuçlarını düşünerek yapın. Yani bunun bir yıl sonra da sonucu olur, iki sene sonra da sonucu olur, üç yıl sonra da sonucu olur. Anladın mı? Ne oldu? Kanalda 4-5 tane küfür yazan oldu. Bu benim arkada şeyin gönderdiği resim vardı. Nah yapan bir teyze resim vardı. O sana girsin dedi. Herifi verdim mahkemeye, aldılar yani. Ya almışlardır muhtemelen ya da avukattan yazı gitmiştir ya da gitmek üzeredir yani umurda bile değil. Anladın mı? Çünkü küfür yazmaya hakkın yok senin. Yok o bilmem ne sana girsin falan. Çoluk çocuk muhabbeti. Hayır bunlarla uğraşmaya gerek yok. Hani bugün davayı kaç açıyorsun ki? 5,5 bin lira dava açın. O para sana zaten 3 yıl sonra tazminat ile beraber geri geliyor. Umurda bile değil ya. O parayı da hayvanat bahçesi hayvan barınağına bağışlarız. Mama alırız. Onların parası sıkı çıkar, parası çıkar. Yani o sebeple arkadaşlar. Yani bunları yapmayın. Kimsenin kalbini kırmayın, kırıcı olmayın. Eleştiri yapın. Eleştiri güzel bir şeydir. Eleştiri olmadan zaten seven insan eleştiri yapar arkadaşlar. Seven eleştirir. Çünkü karşısındakinin açıklarını kapatmak ister. Daha iyi olur. O sebeple türlü eleştiri bence yapmayın. Özür dilerim. Hakaret boyutunu yapmayın. Hala abuk subuk var bazı şeyler. Olmaması gerekiyor. Ben olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben sizlere burada ücretsiz bir şekilde her şeyi sundum. Verdim. Elimden gelince veriyorum. Emek veriyorum. Bir şeyler yapmaya gayret ediyorum, zaman ayırıyorum. Bu emeğin karşılığında evet çok güzel bir sinerji var, bu bambaşka bir şey ama arada bir de uçurik elmalar var. Artık ben uçurik elmaları size emanet ediyorum. Bir de benim mesela denize dökmem gereken Yunan adalı taraftan da bazı kişiler var. Tamam. Yani böyle şey duydum ben mesela, böyle grup kurmuşlar, tamam mı? Böyle işte saç grupları falan neyse, her ne alsa. Abi mesela benim bir tane öğrencim işte gruba girmiş falan. Oradaki grup yarışmalarına girmiş. Abi herif beni savunmuş demiş ki ya Can Hoca çok iyi bir insan falan filan. Herif gruptan atmışlar. Hocam diyor beni gruptan atmışlar sizi savunduğum için diyor.
Lan oğlum bu neyin düşmanlığı? Neyin kinini besliyorsun sen bana yani, anladın mı? Ney? Amacın ne? Çekemiyorum. Neye çekemiyorsun oğlum yani? Kendine güveniyor. Başarılı. Abi yani bunun alakası yani şeyden bahsediyorum kardeşim yani. Niye atıyorsun ki yani adamcağızı beni savundu diye sana? Yani çok saçma şeyler duyuyorum arkadaşlar. Kulağıma bir veriyorsa sana 5 versin de zaten sana 10 olarak geri gelir. Birinin ya kardeşim şimdi YouTube'da konuşmak takdir edebilirsin. Evet, konuşmak istemiş şeyler var şimdi burada. Hani anlatamadığım şeyler var. Ama yapılan hareketler doğru değil arkadaşlar. Ama ne mutlu bize. Reklamın iyisi kötüsü yoktur, onu da söyleyeyim. Düşman edindiysek bir şeyler başarmışızdır. Reklamın iyisi kötüsü yoktur. Hani Hülya Avşar'ın bir şeyi vardı. Şey demişti. Reklamın iyisi kötüsü yoktur. Böyle bir şey demişti. Çok zeki bir kadın mesela o zaman, anladın mı? Öyle bir şey demişti. Öyle arkadaşlar, reklamın iyisi kötüsü yoktur. Demek ki benim adıma dahi tahammül edemiyorlarsa bayağı bir canlarını yakmışızdır. Aile olarak hep beraber. Bu benim için gurur verici bir şey. Ne mutlu bana, ne mutlu bize arkadaşlar. O sebepten ötürü biz tam gaz yardırmaya devam edeceğiz. Hani hep gülüyorum, hep eğleniyorum. Bir de bu suratın ciddi kısmı var. Surat ciddileştiği zaman işler de ciddileşiyor. Bir de şöyle bir durum vardı işte. Şimdi ben bazı insanlara yardımcı oluyorum. Ekonomik olarak. Adam beni salak yerine koymaya çalışıyor. Ya işte şöyle ihtiyacım. Tamam abi, kaç para, şu kadar. Tamam, gönderiyorum lan hani. Ya, maksat yardımcı olmak. Yani buradan söylemeden onu şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir insan size para gönderdiği zaman salak değildir. Bakın. Ben o parayı hibe ediyorum zaten. Görmem ben o parayı. Ne olacak? Sen beni mi düdükleyeceksin? Yani ne olacak ki? Ben sana 10 bin de gönderirim. Bilmem ne de gönderirim. Ben birçok insana ücretsiz birçok şey gönderirim arkadaşlar. Bilirler yani, yazarlar sağa sola. Buradan mesajımı almıştır o şarkısına harman edip. Ya yok, önemli değil demek, demek istediğim. Yani şu, ben genel konuşuyorum. Yani genel olarak konuşuyorum. Yani insanlar birbirini salak yerine koymak, katmasın arkadaşlar. Ben zaten yemlemişimdir, atmışımdır o parayı ortaya. Anladın mı? Sen parayı çok seversen alırsın. Anladın mı demek istediğimi? Ya benim sadakam olur. Başım gözüm umurumda bile olmaz. Üçün beşin peşine asla düşmedik. Şöyle küçük insan olmadık arkadaşlar biz. Hatice'den küçük düşünmeyin. Her zaman büyükle oynayın. Büyük düşünün. Büyük kazanırsınız o zaman. Ama siz kalkıp da bir tane kahvenin peşine düşerseniz. Atıyorum iki tane ne bileyim yastığın peşine düşerseniz. Allah sizin yardımcınız olsun. Her zaman arkadaşlar küçük düşünmeyin. Büyük düşünün. Kalbinizi büyük tutun. Büyük verin. O bir şekilde nasip dönecek. Dönüyor yani. Bir yerden dönüyor. Ben skuter sürüyorum biliyorsun. Scooter sürmeyi severim, scooter sürüyorum. Ya o kadar çukura giriyorum, vallahi düşmedim ya. Lan scooter'ın tekeri şu kadar, girdiğim çukur bu kadar. Ya abi düşmedim yani, anladın mı demek istediğimi? Düşürmüyor. Ya o yüzden arkadaşlar, yeri yemiş, onu da söyleyeyim. Buradan, değil mi? Onu da anlatalım. Hı-hı. Ya işte bu... Onları ya işte, ya, anladın mı? Ya video sohbet videosu oldu. Baba boşver, getirin oradan meyve tabanı alevli. Tavaya alevli getirebilirim. Ya geçen... Sakın ocakta döküm tavayla bir şey yapmayın. Alev aldı. Ortadık yaktım mutfağı. Mutfağın bir kısmı yandı arkadaşlar. O şeyde. Sönmüyor da. Fayanslar falan yandı, sönmüyor da. Çok zor temizledi. Davulun baza kadar alev aldı. Sönmedi de. İşin şakası bir tarafa. Ben bunları da konuşmak istedim. Biraz dedim hani sohbet videosu atarım zaten demiştim arkadaşlar. Aslında ben şeyi başlayacaktım. Konuya da girdik mi biz en başta ya? Sayende arkadaşlar bu arada üçüncü çekişimiz. Beğenmediği için kes. Ha ben üçüncü kez çekiyorum. Başla. Üçüncü kez çekiyorum. Kes, ya kes, maksat başla. Burada şeydi. Bir kez steroid kullansam bırakabilir miyim? Ya da bir kez steroid kullanmak doğru bir şey miydi? Zararlarını anlatacaktım. Sohbete döndü arkadaşlar. Demek Sıkı ki... Bir kez kül başlayıp bırakılabileceğini muhtemelen şu an sana görüyorum. Bırakılamaz abi. Ben şey yüzüm. Ben bacak uçasını atam. Kilo aldım. Arkadaşlar ben bu arada günde 10 bin kalori ile besleniyorum şu an. Harbi 10 bin kalori. Şaka değil yani. Gerçekten 10 bin kalori alıyorum. Nasıl yiyorsun dersen insülin, uzun estrin insülin, kısa estrin insülin. Hadi gerçi repeyle yiyorum. Ben doğal yemiyorum yani o kiloyu. O kaloriyi doğal bir şekilde yiyemezsiniz arkadaşlar. Doğal bir şekilde yiyeceksen çok nadirdir öyle bir şey. Zaten rahatsızlanır midesi. Hani GHRP ailesi mideyi biraz genişletir. Glen onu aktif eder. Mide rahatladığı için o kadar yiyebilirsiniz. Ben bir oturuşta 4000-5000 alıyorum yani kalori olarak. Söyle mi burada neler yediğini, söyleyeyim mi? Söyle abi, şikayet et beni. En son... Adam gibi yediğinde 4 ekmek, yarım tencere pilav, 2,5 kilo da pirzola vardı galiba. Evet. Ki bunun yanında gece abur cuburlarımız. Ama pirzola hariç. Kırmızı et değil yani, beyaz et olsun. Kırmızı et yersen ölürüm ben de 2,5 kilo ya. Gut olurum. Ekstra abur cuburlarımız var. Yani kahvaltı günü mutluları niye söylüyorsun?
kırdın yumurtaları, omletleri, bilmem neleri, peynirleri niye söylüyorsun? Tamam, istemiyorum. Bu sadece... Lan yarım kilo peyniri bir otuzda biçim. Bir dakika, smooth rapi biliyorum. Kalsiyum almam mı lazım nasıl söylüyorsun? Yani hiç umurumda bile değil. Alışveriş yapıyoruz şimdi, tamam mı? Aldık peyniri, geldik eve. Ertesi gün diyor ki hatun peyniri yok mu? Yok abi, yedin yarım kilo peynir. Ben de yarım kilo peynir. Yedin yani. Şimdi bu da şeyden geliyor ama. Hastalıktan kalktım ya, keşfettim hastalıkta. Yemek yersen düşmüyorsun. Ya yemek yersen düşmüyorsun. Psikolojik ben de bilinçaltı şey oldu. Yemek yemem lazım. Yemek yemem lazım. Yemek işte ne oldu? En son ben damarlıydım. Damar getiriyordum. Şu an var ya, deri atlasına döndü. Ok atsan girmez. İğne saplasan girmiyor. O kadar değil de. Bayağı bir kalınlaştı. Su tuttu arkadaşlar tabii. O kadar yüksek kadar alınca. Biraz da göbek gelecek gibi gözüküyor. Burası sulandı çünkü, bayağı bir sulandı burası. Tabii kardiyoları başlayacağız. Fark etmez. Biz de krizi fırsata çevirir. Balk. Trenle balk yaparız artık. Yani tren balonu kullanıp da günde 10.000 kalori alın. Tek manyak benim herhalde. Yani saçma sapan bir iş yapıyorum. Ama arkadaşlar 25 gün hasta yatan, hasta bir şekilde yatıp eliniz kolunuz kalkmayınca, yani onu bir daha yaşamak istemiyorsunuz. Yemek yiyince kendinize gidip gözünüz açıyor. Yani ben anladığım kadarıyla bu hastalık Krebs döngüsünü etkiliyor. Yani karbonhidrat metabolizmasının çalışmasını, ATP döngüsünü etkiliyor. Ve muhtemelen vücut glikojen deposundan enerji çekemiyor. Kısa çok kısa süre, evet. Yani enerji çekemiyor glikojen depolarını sanırım. Yani yemek yiyince gözün açılınca ben herhalde psikolojik moda girdim. Hayvan gibi yemeye başladım. İlk zaman işte azıcık bir şey yiyordum biliyorsun. Böyle kuş kadar, muş kadar. Lan baktım yedikçe gözüm açılıyor. Onu da getir, bunu da getir, şunu da getir. Lan bunu da yiyeyim falan. Mide de büyüdü. GRP'yi de çakıyorum. 10 vuruyorsam 20 vuruyorum. İnsülin bilmem kaç vuruyorsam bilmem kaç vuruyorum. Ölçüle vermişim burada, insülin tehlikeli bir şey. Şimdi önünden tabakları, tencereleri çekiyoruz. Şimdi annem benimle kavga ediyor. Önümden yemek alıyorlar benim. Yani öleceksin, yeme artık, dur falan diye. Durur muyum? Mide büyüdü bir kere. Hadi dur da bilsen. Mideyi yaptık bu kadar. Başlayacağım. Tutamıyorum pis boğazımı diyorsun ya. Arkadaşlar ben bu arada yani 1,5 ayda diyete başlayacağım. Bugün ben diyet yapacaktım. Evet, 1,5 ayda diyete başlayacağım. Hala başlayacağım. Hani vardır ya, pazartesi diyete başlar, salı biter. Benimki öyle oluyor. Benim pazartesi başlamadı işte. Bir o gün dedim ki şekerli kola içmeyeceğim. Light kola içelim dedim. Bir gaza geldim. Sonra gittim şekerli kola aldım geldim. Diyet kolayı ben şekerli kola aldım geldim. Psikolojik. Tabii diyette diyet. Yemek yemeyeceğinizi bildiğiniz için beyin otomatikman diyet yapana kadar ne yersen kar. Ya ondan da değil abi. Benim hastalıktan ötürü o hastalığı biraz, yani o şeyi, düşüşü bir daha istemiyorum yani. O düşmek, anladın mı? Psikolojik bir şey, travma gibi bir şey oldu. Çünkü arkadaşlar şunu gördüm ben. Ayna karşısında gün ve gün erdiğimi gördüm. Burada 13 yıllık bir emek var. Bu 13 yıllık bir emeğin aynada her gün erdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Yani döktüğünüz para bir tarafa. Çok ciddi paralar dökülüyor. Yani öyle hani ben 1.000 liraya vücut yaptım, ben 3.000 liraya vücut yaptım falan filan değil. Geçin bunları yani. Ben size söyleyeyim, en kötü 20.000-30.000 gidiyor yani. Mesela? Gidiyor yani. Bir hafta 10 gün falan var herhalde. Şu bir hafta önceki halini görselerdi şu an kameradan, muhtemelen hocam çökmüşsün derlerdi. Tabii şey giydim üzere. Şu ekstra şu an hızla büyümüş halin. Tabii toplamış var. Abi günde 7.000-10.000 kalori alıyorum yani 7-10.000 arası. Onun hesabı var bende. Alıyorsun ya, büyüme şansı yok ki o kadar şey. İşte kaçıncı, ikinci göğüs idmanımı yaptım ben bugün. Ama bugün biraz bir idman, ölü bir idmandı yani. Hani şey değildi biliyorsun, tam bunlarla gidip ben çekilmedim. 100 kilo öyle oynarken normalde benim şeydir, 100 kilo da şeydim yani böyle, lan Allah kalkmıyor. Eyvah, bu tekrar çıkmayacak. tekrar sayısı eksik kaldı, şimdi nasıl tamamlasam falan. Psikolojik bir travma yaşıyorsunuz tabii. Ve o vücudun gün ve gün erdiğini gördüm arkadaşlar. Ben mesela alt karnımda sulanma vardı, vallahi kalmadı. Hatırlıyor musun? Kasıktan damar gözükmüyor. Yani bildiğin diyete girmiş, definasyon yapmış gibi oldum. Ben tren de vardı kanda. Gece gündüz serliyoruz, gece gündüz. Evet, yani ben gecede iki tane yatak değiştirdim. Gecede iki yatak değiştirdim. İkinci yatak da ıslanıyordu. Artık yani yapacak bir şey yoktu. Islak yerde yatıyordum. En son biliyorsun yerde yatıyorum ben. Arkadaşlar ikinci yataktan sonra yerde yatıyorum. Kanepe ıslanıyor. Yatak odasında iki yatak ıslanıyor. En son yere yatıyorum yani. Çünkü öyle bir terleme yok. Aşırı bir su kaybettim. İşte en güzel tarafı da oydu. Yiyip mesela full terlediğin için sabah incecik kalkıyorsun. Sanki o 3.000 kalori aldın. Abi aslında incecik kalkmıyorsun. Şimdi yağlanma meydana geliyor ama suyu attığın için ince gibi gözüküyor derin. Ama halbuki onun altında yağ tabakası da gelecek yani. Öyle bir anda, mi? Şimdi geliyor mu? Vücut onu bir anda doldurmuyor yani. Falan. Ya dediğim gibi işte diyete başladık, başlamadık. Nasip olmadı. İnşallah başlayacağız. Hala bir ay sonra video çekiyorum. Arkadaşlar hala diyete başlayacağım. şeklinde. Yani sen konuya dönelim artık. Yani 20 dakikadır sohbet ediyoruz. 20 dakika mı olmuş? Ya bu saatten sonra konuya dönsem ne olacak ki? Adam diyecek ki 20 dakika çene çalmış sohbet videosu yapaydım bari diyecek haklı olarak.
Tamam, normalde zaten amacımız bir kür yapıp bırakacaktık. İşte bir sohbet edip bırakıyoruz. Neyse şey yapalım, ben bunu çekeyim. Bu sohbet videosu olsun, bonus olsun bu. Bunu kapatıp yemek yiyip, ama o zaman zamanım kalmıyor ya. Yarın çekeriz. Hayır, yarın falan çekeyim. Arkadaşlar ben bakın bugün diş çektirecektim. Sırf video çekmek için dişimi çektirmedim. Yemin ediyorum hani diş ağrısından artık geberiyorum, ölüyorum yani. Zaten çektirdim bir tanesini. Aynısının üstteki de sıkıntı var. Çeneye çivi attıracağım şey diş için. Ne deniyor ona? İmplant yaptıracağım çeneye. Ama hani teker teker çekiyor dişler ama ağrıyan dişlerim de var yani. Böyle o hastalık vurdu çünkü oraya. Yani hala bitmedi onlar. Çektir. Yarın sonuncuyu, değil mi? Sonuncu olacak artık ya bu. Artık beşinci diş mi oluyor? Altıncı diş mi oluyor yani? Ha ben bir de bu hastalıkta diş çektiriyorum arkadaşlar. Yani o şekilde lokal yiyip diş çektiriyorum. Baygın bir şekilde geliyorum. Bakmayın şu an bile normalde dişi ağrıyor da çaktırıyor. Tabii bayağı dişim ağrıyor arkadaşlar. O kadar ağrı kesici içtim ki böbreğim ağrıyor. Sağ böbreğimde ağrı var. O kadar ağrı kesici içtim, antibiyotik içtim. Ayakta kalabilmek için. Ona rağmen kamera karşısındayız. Ona rağmen buradayız lan. Ne ağladık be, ağlam hasta oldum diye böyle mi ağrıyor, dişim ağrıyor falan. Yani bugün diş çekmeyi çektirmedim kısacası. Sırf video çekeceğim. Annem diyor git çektir oğlum, niye ızdırap çekiyorsun? Lan da olmaz, video çekeceğim diyorum. O videoyu atmam mı lazım benim bugün yani falan. O moda girdim, yarın çekileceğim için yarın video çekemeyiz. Bu şey gibi oldu ya, Güzin abla videosu gibi oldu. Biz hep dert yandı, Yo, abi sohbet videosu ya. Aç şeyi, videoyu, yemeğini yerken, kahveni içerken. Bak ben kahve bitti, diş sesi yani. Benim aç ya bırakıyorsun. Ben de içmedim. Ben karnım acıktı benim. Benim de acıktı yemek yerine. Yiyeceğiz, şeyi kapatalım ama WhatsApp mesaj olalım nasıl yani. Yemekte cevaplarsın. Yemekte olmaz. Ayıp. Gıdaya günah yani olmaz. Daha pilav yapacağım. Yani arkadaşlar. Ya çok da uzun uzatmanın gerek yok ya videonun. Kapatabiliriz değil mi? Kapatalım mı? Yani ufaktan arkadaşlar işin geyiği şakası bir tarafa. Şimdi çoluk çocuk değiliz. Kocaman insanlarız. Hani birçok mizaca gülü geçeriz. Bakın güler geçeriz. Öyle de yapmak lazım. Hepimiz güler geçeriz. Ancak bazen mizacın dışına çıkar. Mizacın dışına çıktığı zaman kalp kırmaya başlar. İşte kalp kırıldığı zaman da risk orada başlıyor. Yani hem riskle başlar hem tehlike başlar. O sebeple arkadaşlar bence kimse kimsenin kalbini kırmasın, üzmesin. Gerek yok böyle şeylere. Üç günlük dünya. Yani görüyorsunuz deprem oldu. Birçok insan hayatını kaybetti. Küçük gitmeye gerek yok. Dediğim gibi kalp kırmaya da gerek yok. Ve kimsenin kimseye de hakaret etmeye hakkı yok. Hani ben buradan bir söyleyeyim de mesaj olarak. İster gider ister gitmez. Ayağınızı denk alın reyim. Ya estağfurullah canım, olur mu? Hani ben buradan söyleyeyim, mesaj gider gitmez o arkadaşlara. Eminim izliyorlardı. Kendisini bilen dostlara diyeyim. Onlar da benim dostum. Her ne kadar onlar beni düşman olarak görse de benim dostum. Çünkü ben en büyük darbeyi gene dostumdan beklerim. En büyük yeri dostlar verir arkadaşlar. O yüzden onlara da dostum diyorum. Canım düşmanlara da yakın tutmak lazım. Ya ateş olsa neyse. Yani dostlar demek istediğim şu, kimse kimsenin kalbini kırmasın, böyle şeye gerek yok. Üzmeyelim, kırmayalım birbirimizi. Zaten kocaman bir aile olduk. Ya burası YouTube camiası anladın mı? Her cins insan olacak. Ya elbet bir şey olacak ama hakaret boyutuna gelmesin arkadaşlar. Bir de dediğim gibi hani bir şey yazırken dikkatli yazılsın ki sen o insanı daha sonra tanırsın, o insanın öyle bir insan olmadığını öğrenirsin, görürsün. Üzülürsün sonra daha önce yazdığın yorum için. Ve orayı da düzeltemezsin, toplayamazsın da. Ya da ne olur, ben gelir seni bulurum. Ben gelir seni bulurum derim ki ya neden sen böyle bir şey yaptın? Ya Türkiye'deki küçücük yer oğlum Türkiye. Yani şuradan şuraya git, İstanbul kaç? 840 lira buraya. Ha neden böyle yaptın? Kardeşim yani dersin yüzün kızarır. Cevap vermezsin yani. O zaman işte en büyük o zaman oluyor, anladın mı? En sıkıntılı şey. Aslında yüzünün kızarıp öne düşmesi kötü bir şeydir hayatta. Aslında hepimizin bir parça ön yargılıyız. Yemeğin tuzuna bakmadan beni tuz atan insanlarız. Hepimizin içinde zaten bu peşin hükümlülük bir parça da olsa mevcut. Ya işte mevcut da yani ben orada adama trenbolonu anlatmışım. Ya kardeşim ben sana bir şey mi satmaya çalışıyorum orada? Mal mı satmaya, ticaret mi çeviriyorum ben burada? Ulan ücretsiz bir şekilde ülece anlatmışım. Ya al bilgini git kardeş ya. Teşekkürünü yaz. Bu ya like'ını at, dislike'ını at, ne atıyorsun at. Çek git yani, kalkıp da beni sağda solda ne. Bir de o işte o şeyler var. Neler? Çekemeyen kitle var. Neler? Onlar da buradan selam olsun, oh olsun arkadaşlar. Daha çok oh çekeceğiz hep beraber. Biz giderek büyüyoruz. Kanalımız iyice büyüdü arkadaşlar. Daha da büyüyecek. Sizler için daha da güzel videolar gelecek. Reklamın iyisi kötüsü yoktur diyoruz. Düşmanlarımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz. Her zaman biz dostluktan yanayız. Her zaman iyilikten yanayız. O sebepten ötürü
güzel mesajlar vermeye gayret edelim. Ölmeyiz. Bayram, bayramı Sinan. Mübarek olsun arkadaşlar. Artık kapatıyorum. Kaçıyorum. Biraz kinayeli bir video oldu. Hem güldük hem biraz mizaç yaptık. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bir insan sürekli gülüyorsa çok da gülüşüne bakmayın insan demek istiyorum. Çünkü bazen yanlış anlaşılabiliyor gülen insanlarda. Veya iyi kalpli insanlarda da yanlış anlaşılabiliyor. Hani anladın mı? Kimse saf salak değil arkadaşlar. Onu demeye çalışıyorum. Kimseyi saf salak yerine koymanın gereği yok. Deyip güzel özlü bir söz var mı ya bunlarla alakalı? Benim aklıma özlü söz görmüyorum. Ya ev alma komşu al deyip kapatıyorum ben. Kendinize dikkat edin dostlar. Videoyu da ben birazdan çekeceğim. İki videoyu üst üste atacağım. Kendinize dikkat edin. Tekrardan Allah razı olsun. Hepimizin haline atın. Sorduğunuz ayağınıza taş değmesin. Çok teşekkür ediyorum. O zaman şimdiden iyi bayramlar. İyi bayramlar deyip kapatıyorum.